Merhaba arkadaşlar. Python dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde e, internetten veri çekmeyi devam ediyoruz ve bugünkü dersimizde e, IMDb'nin top 250 filmlerinden e, film isimlerini çekeceğiz e, bu siteden arkadaşlar. E, Aslında önceki derste ben Yellow Pages'tan çekmeyi e, çekeceğim demiştim. Ancak sonradan karar değiştirdim ve herkesin bildiği bir şey olsun diye arkadaşlar IMDb'nin top 250 e, filmlerinden e, bilgi çekmeyi istedim. Şimdi arkadaşlar, bu derse başlamadan önce birkaç uyarım var yine her zaman gibi. Arkadaşlar bu ders biraz sancılı olacak. Çünkü gerçekten internetten veri çekmek çok da kolay işlemler değil arkadaşlar. Çünkü az bir şey de olsa HTML bilgisi gerekiyor. Mesela bu derste de artık linkleri değil de tabloları ve bu tablodaki her bir bileşeni göstereceğim ve bu yüzden de arkadaşlar HTML'deki table ve tr etiketlerini biraz bilmeniz gerekiyor. İsterseniz ders önce bunlara kısa bir göz atabilirsiniz. Zaten çok detay bilmenize gerek yok. Kısa bir göz atsanız yeterli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu uyarı yaptıktan sonra bir şey daha söylemek istiyorum. Bugün biraz hasta gibiyim. O yüzden sesim biraz kötü çıkabilir. Şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Şimdi kod yazmaya başlamadan önce bu sitenin bir kaynağını görüntüleyelim arkadaşlar biz. Sayfa kaynağını görüntüle diyorum. Şimdi arkadaşlar burada table diye bir şey olması lazım. Aratalım isterseniz. Burada bu table'ları geçelim. Ve arkadaşlar evet. Bizim table'ımıza geldik. Şimdi arkadaşlar bu IMDB'nin bütün bilgileri, bu top 250'nin bütün bilgileri arkadaşlar aslında bu table'ın içinde. bu table etiketi bir tablo oluşturuyor. Ve o tabloya göre arkadaşlar biz e, ne yapıyoruz? O tablonun her bir bileşeni var. Bunlar da tr'ler oluyor. Mesela buradaki her bir tr arkadaşlar ya da şu tr, bu tr, bunların her biri e, aslında bizim bir e, filmimizi gösteriyor. Mesela isterseniz buradan bas bakalım arkadaşlar. Mesela şu tr ile başlamış. E, daha sonra e, şuradaki tr ile bitmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bu e, bir satırımızın, şuradaki bir satırımızın e, oluşması için gerekli olan her kodu veriyor bize bu TR ile bu TR etiketinin kapandığı yerler. Mesela gördüğünüz gibi burada esaretin bedeli, işte on yarı oyuncular, Tim Robbins, Morgan Freeman gibi arkadaşlar ve Oylama gibi bilgilerin hepsi gördüğünüz gibi bu kodun içine saklı. Diğer filmimize geçiyoruz mesela ikinci filmde de arkadaşlar bu TR ile arasındaki, bu TR ile TR'nin bitiş çizgisini arasındaki bütün kodlar bu ikinci filmimizi oluşturuyor. Mesela ne demiş arkadaşlar Baba, Baba filmi. Marlon Brando, Al Pacino gibi e, isimler oynuyormuş ve bunların bilgileri de burada saklı. Ve bu her bir bilgi arkadaşlar table'ın içinde saklı. O yüzden benim e, bulurken, bu table bulurken arkadaşlar e, geçen derste find all e, A demiştik. Bu sefer de find all table diyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kısacık bilgi verdikten sonra isterseniz ilk başta bu filmlerin olduğu tabloya bakalım. E, burada öğeyi denetlediğim arkadaşlar. Buradan rahat, daha rahat bir şekilde görebiliriz. Burada table diye bir şey olması lazım. Evet, table'ımız gördüğünüz gibi arkadaşlar. filmimizin Filmlerimizin bulunduğu table'ımız e, burada bu şekilde görünmüş oluyor. E, filmlerimizin ve arkadaşlar şu yukarıdaki bilgilerin olduğu table bu olduğu için daha sonra bunları da parçalayacağız ve birer birer filmlerimizi almaya başlayacağız. E, arkadaşlar e, isterseniz kodlarımıza yazmaya başlayalım. Önceki dersi yaptığımız kodlara biraz benziyor. E, ancak daha değişik ekleyeceğiz. E, bu dersi dikkatli dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Anlamadığınız noktalar mutlaka olacaktır. Çünkü ben de bu dersi hazırlarken bayağı zorlandım. E, Anlamadığınız noktalarda e, sor, soru sorunun arkadaşlar ve e, soru sorma yanında da bu kodları elinize deneyerek siz de bu imdb sitesini e, parçalamaya çalışın arkadaşlar. Yani e, biraz benim anlatmama tabii ki ihtiyacınız var. Ancak e, alıştırmayı da arkadaşlar yaparsanız kendinizi geliştirmiş olursunuz. Evet, şimdi başlıyoruz arkadaşlar. E, kullanacağımız kütüphaneler, e, önceki dersimiz yapmıştık. Request kütüphanesi var ve forum. E, bs4 diyelim. Import beautifulsoup diyelim arkadaşlar. Beautifulsoup'u da import ettik ve artık url'lerimizi tanımlamaya başlayalım. Burada ne diyelim buna? İmmediate url diyelim İmmediate url'sini arkadaşlar, direkt bu sayfanın url'sini bu şekilde alabiliyorum bildiğiniz gibi. Bunu bu şekilde kopyalıyorum arkadaşlar. Ve daha sonra bir tane e, content alacağım için bir tane request sınıfından get'le url'yi e, buraya veriyorum arkadaşlar. e url'sini buraya verdim. Ve sayfanın bütün e, kaynağı şu anda bu R'nin içinde arkadaşlar. Şimdi daha sonra bir de e, ben soup isimli bir e, değişken oluşturmak istiyorum ve bu da beautiful soup'dan e, oluşan bir nesne. A e, nokta content diyorum arkadaşlar. E, şimdi burada bir uyarımız var. E, önceki dersimizde e, bu CMD'de de bırakmıştık. E, hatta bir hata olmuştu arkadaşlar. O hatanın nedenini sonradan çözdüm. E, artık yeni Beautiful Soup e, başlatmalarında Beautiful Soup'tan bir nesne oluştururken arkadaşlar buraya HTML e, nokta parser diye de bir şey yazmanız gerekiyor. O hatayla karşılaşmamamız için e, bu da önemli arkadaşlar. E, daha sonra arkadaşlar ilk parçalımızı yapıyoruz. Şimdi ilk ne yapacağız? Benim bu sitede ilk başta bu table'a bulaşmam gerekiyor. Bu tableımızı sürekli kaçırıyorum. Evet table ulaşmam gerekiyor. O yüzden ben table'lı bir şey yaratmam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ne diyeceğiz? Gelen veri diyelim mesela buna. Gelen alttan tıra veri diyelim. Daha sonra swoop diyelim. Find all diyelim. Şimdi burada önce dersimizde yaptığımızdan biraz daha farklı. Şimdi mesela burada table diyoruz arkadaşlar biz. Table diyoruz ama table etiketli olan her şeyi almasını istemiyoruz. Sadece bu table almasını istiyoruz. Bu yüzden de arkadaşlar yanında yanında belirtilen bazı şeyler daha var. Mesela bu table ama class chart full width'in içindeymiş arkadaşlar. Bunu ek olarak bir parametre olarak gönderebiliriz ve sadece bu table alacağımızı biz söyleyebiliriz. Bunun için arkadaşlar ek bir parametre veriyoruz ve bu parametreyi sözlük olarak veriyoruz. Class diyoruz arkadaşlar. Hangi class olacak? Chart full width olacak arkadaşlar. Bunu da direkt alıp şu şekilde kopyalıyoruz arkadaşlar. İşte bu e, suit.findall table e, class chart full width dediğimiz zaman bizim sadece bu table'ımız elimizde olacak. Yani biz koca bir siteden arkadaşlar sadece bunu almayı şu anda başardık. İsterseniz e, gelen veri diyerek bunu bastırabiliriz arkadaşlar. Run diyelim. Şu anda internetten bilgileri çekti ve bastırdık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, bizim ee, bir, bir boyutlu bir e, listemiz oluştu. isterseniz boyuttan da şöyle bakabiliriz. <laughs> print diyelim. şuna şu şekilde yapalım. Daha sonra arkadaşlar print len diyorum. Gelen veri diyorum. Burada acaba sonucumuz ne olacak? Debug yaptık yanlışlıkla. Burada açar şimdi sonucumuz ne olacak arkadaşlar? Tekrar bakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi len gelen veri dediğimiz zaman bir sonucunu verdi. Neden bir sonucunu verdi? Çünkü e, table etiketiyle ve chart full width ile sadece bir tane tab tablo varmış. O tablomuz arkadaşlar. Bizim bu tablomuz. E, çok güzel. Bu şekilde bunları yapabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar, e, önce gelse görmemiştik,imiz önemli bir şey var. Şimdi arkadaşlar bu e, table etiketinin arasında arkadaşlar bizim gördüğünüz gibi 3 tane e, içeriğimiz var. Kol grup içeriğimiz var. Bunu açtığımız zaman değişik şeyler çıkarıyor. Mesela TH var arkadaşlar, değişik şeyler çıkan bir etiket ve t-body var arkadaşlar bu şekilde bunları görebiliyoruz yani bizim e, bu table etiketinin arasında üç tane contentimiz var şimdi ben bunları find bulabilirim t-body'i e, t head t-call grubu find all'a bulabilirim ancak bu sefer farklı bir şey göstermek için öyle yapmayacağım e, ben arkadaşlar bu table'ın kontentini e, tek tek almak istiyorum mesela content 3 dediğimiz zaman t body alacak atıyorum content 0 dediğimiz zaman call grubu alacak e, bunları bu şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar Şimdi isterseniz biz ne yapalım biz şöyle bir şey yapalım arkadaşlar bir de Pardon şunu açmam gerekiyor Bunu silerim arkadaşlar şimdi isterseniz print ne diyelim gelen veri diyelim gelen verinin sıfırıncısı çünkü elemanı bir elemanlı bir liste bu sıfırıncısını alalım yani şu koskoca html verisini alalım arkadaşlar ve bunu parçalamaya başlayalım Gelen veri nokta contents diyeceğim arkadaşlar. bu contents bize bize tablonun içinde kaç tane content olduğunu gösterecek arkadaşlar. İsterseniz bir de bunun ne yapalım? Len diyelim. bir de arkadaşlar bunun biz boyutunu bastıralım. Evet şu an olmuş olması lazım. Boyutunu bastıralım arkadaşlar şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi boyutu 7 çıktı boyutumuz niye 7 çıktı arkadaşlar burası gayet önemli boyutumuzun 3 çıkması gerekiyordu çünkü bu tablenin içinde üç tane bizim kontentimiz var ancak boyutu 7 çıktı arkadaşlar burada bazen site parçalamalarında parçalanmalarında content dediğim zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi sıfırıncı eleman en n olmuş yani terslaşan neydi Al satıra inmeydi arkadaşlar. Bazen böyle şeyler yapabiliyor. Yani burada sıfır elemanımız tersleşen. Ancak birinci elemanımız bizim buradaki ilk elemanımız arkadaşlar kol grup gördüğünüz gibi. Daha sonra ter tekrar bir ters n koymuş ikinci. Daha sonra arkadaşlar üçüncü indeksimizi atıyorum T olarak görünmüş. Bunları bazen yapabiliyor. O yüzden bizim bu parçalamayı daha düzgün yapmamız lazım. Burada önemli olan arkadaşlar benim bu hangi tablonun filmleri içerdiği burada bakabiliriz arkadaşlar hangi tablo filmleri içeriyor diye bakabiliriz buraya baktığımız zaman mesela TH diyor bu rank title veriyor arkadaşlar T badı gördüğünüz gibi bizim filmlerimizin olduğu satırı veriyor olduğu tabloyu veriyor arkadaşlar bunun için benim T badı T almam lazım diğerini almam lazım yani bu contents listesinin içindeki T badı alırsam arkadaşlar benim sorunum kalmayacaktır bu yüzden arkadaşlar ben T -Body almak için ne yapıyorum bu gördüğünüz gibi bir liste. Bu liste böyle uzayıp gidiyor arkadaşlar ve T body burada bitiyor. Yani T body aslında bizim e, 6. indeksimiz yine ters yani olmuş. E, t body'miz aslında bizim e, 5. indeksimizde arkadaşlar. 5. indeksimizde de eksi len 2 oluyor. E, bu yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Bunu bir siliyoruz bunları. Bu yüzden diyoruz ki arkadaşlar Evet arkadaşlar kusura bakmayın durdurmak zorunda kaldım e, bu yüzden diyoruz ki arkadaşlar biz film tablosu diyoruz e, gelen verinin sıfırıncısının contents şimdi bu ne anlama geliyordu bu arkadaşlar tableımızın 3 tane e, contentini veriyordu İçine ters slash nler katıyordu onları deminden öğrendik zaten e, evet arkadaşlar bunu yaptıktan sonra benim bu e, len-2 kadar benim bu indeksine gitmem gerekiyor. O yüzden de arkadaşlar len gelen biri diyorum gelen birinin sıfır yılının kontensi yine bu listemizin ismi yani e, contents diyorum arkadaşlar eksi 2 diyerek ben bu film tablosunu almış oluyorum e, bu film tablosunu isterseniz şimdi bir bastıralım arkadaşlar print diyorum direkt film tablosu diyorum ve bunu bastırmak istiyorum <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, T-Body diyerek sadece filmlerin olduğu tabloyu biz aldık. Artık arkadaşlar nihai noktaya erişiyoruz ve sonlara doğru geliyoruz. Şimdi burada önemli olan ne demiştik biz? E, her bir filmi oluşturan TR'ler var arkadaşlar. E, aslında biz bu T-Body içinde TR'lerimiz var gördüğünüz gibi. Mesela burada 250 tane TR'miz var arkadaşlar ve her bir TR e, TR etiketi arkadaşlar benim bu filmlerimin e, özelliğini e, simgeliyor. Her bir TR'm benim bu filmlerimi oluşturuyor arkadaşlar. Şimdi ilk TR'mizi atıyorum ilk TR'miz arkadaşlar bizim e, ne olacak? Esaretin bedelinin e, TR'si yani tablosu olacak. Daha sonra ikinci TR'miz babanın e, TR'si olacak arkadaşlar. Baba 2 bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi arkadaşlar benim burada yapmam gereken ne? E, benim bu bulduğum artık film tablosunda, bu film tablosunda benim TR'leri aramak arkadaşlar. E, bunları da e, şu şekilde yapmak istiyorum. E, şunu bir silelim isterseniz yine. Ve arkadaşlar benim fil, ta, film tablosunu tekrar bir güncelliyorum film tablosu nokta find all diyerek arkadaşlar benim bu bulduğum HTML etiketlerinin içinde ben bu TL'lerimi aramış oluyorum find all diyerek. Bütün TL'lerimiz şu anda film tablosu artık bir listemiz oldu. Bütün TL'leri barındıran ve ben bunun içinde arkadaşlar tek tek filmlerin özelliklerini alabilirim. Şimdi arkadaşlar tekrar bir film tablosunu bastırmak istiyorum. isterseniz forla bastıralım. For i in diyorum arkadaşlar. Film tablosu diyorum. Ya da for film diyelim arkadaşlar şu şekilde in film tablosu diyelim ve print film diyelim arkadaşlar şimdi bakalım bu ne sonuç veriyor bize Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her bir TR'yi yani her bir filmin bulunduğu TR'yi arkadaşlar bize bastırmış oldu ve bu şekilde biz her bir filmi e, alabiliyoruz arkadaşlar. Film tablosu da filmlerin bulunduğu, 250 filmin bulunduğu TR'leri içeren içeren bir liste arkadaşlar. Şimdi bunu silmeyelim isterseniz. Şu şekilde arkadaşlar bunu kapatıyorum. Artık filmleri parçalamaya başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar benim mesela filmlerin e, ismini almak için ne yapmam gerekiyor? Mesela ilk TR'ye gidelim. E, title konum diyor arkadaşlar. Title konum filmlerin başlığını söylüyormuş ve title konumun içinde arkadaşlar esaretin bedelini burada text diyerek alabilirim. Ancak öncesinde benim bunu aramam gerekiyor arkadaşlar. Mesela bu TL'nin içinde bu TD Class Title kolumun içindeymiş arkadaşlar. Benim de o yüzden her bir filmin başlığını almam için Title kolumu almam gerekiyor. Find All fonksiyonuyla. E, bu yüzden arkadaşlar ben şu şekilde bir şey yapıyorum. E, film başlıkları diye bir şey tanımıyorum. Film başlıkları ve film diyorum arkadaşlar şimdi bu film e, filmlerimiz her biri neydi TR'lerin bulunduğu şeydi yani benim e, şu tm arkadaşlar filmin içindeki bilgide saklı e, bunun içinde ben e, td class e, title konumu alamak aramak istiyorum bu yüzden ne yapacağız arkadaşlar td'ye arayacağım ancak her td'yi bulmasın diye de ek özellik veriyorum e, ek bir parametre tanımıyorum arkadaşlar bu yüzden de ben class diyorum e, Class'ını ne alacağız title kolumu yazacağız arkadaşlar title column diyerek e, title column'unu e, yazmış olacağız. E, gördüğünüz gibi film başlıkları bu şekilde tanımlanabiliyor. Artık ben sadece ve sadece burayı alabildim arkadaşlar. Artık sadece benim elimde şurası e, mevcut e, bir şekilde bulunuyor şu anda elimde. Şimdi arkadaşlar buradan sonra ne yapacağız? E, buradan sonra isterseniz bir printle e, her filmin başlıklarını bastıralım arkadaşlar. Burada bir de print diyelim karışmasın diye şöyle yazalım. Ve bunları bastıralım arkadaşlar. Evet şu anda bir sıkıntı oldu galiba. Niye böyle oldu? Evet arkadaşlar saçma bir hata yapmışız. Bu için bayağı uğraştım. Şunu şu şekilde yapmamız gerekiyordu. Yani title konumun bulunduğu klası almamız gerekiyordu. İsterseniz şimdi film başkanına bastıralım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi TD olan, TD Class, Title Column olan bütün klaslarımız bize gelmiş durumda. Artık bundan sonra işimiz çok kolay arkadaşlar. Şimdi biz bundan sonra ne yapacağız? Gördüğünüz gibi her bir film başlığı arkadaşlar benim bir elemanlı bir liste. Ben bunu sıfırıncı elemenden alıp daha sonra bunun içindeki teksti yani şu esaretin bedeli tekstini, Shawshank Redemption tekstini alırsam arkadaşlar sorunum kalmayacaktır. O yüzden sonuna geldik artık. Ne diyelim? bunu bir kapatalım arkadaşlar. Ne diyelim arkadaşlar? Film ismi diyelim artık. Filmin ismini almak istiyoruz. Ve film başlıkları tek elemanlı bir liste olduğu için sıfırıncı elemanı alıyorum. Ve bunun için teksti buluyorum arkadaşlar. Şimdi ee, bastıralım isterseniz. Ha, bunu bastırmadık. E, print film ismini bastırmadık arkadaşlar. Bunu hep beraber görmek istiyoruz. Evet arkadaşlar artık film ismini almış olduk ee, ancak film ismi böyle e, garip ters slash end koymuş yani boşluklar koymuş arkadaşlar e, bunu elemek için de şu şekilde bir şey yapacağız e, ters slash end'leri atmak için arkadaşlar film ismi diyoruz eşittir film ismi diyoruz arkadaşlar replace diyoruz replace, diyoruz. replace metodunu kullanıyoruz çünkü bu bir e, string olduğu için ve her bir ters slash end arkadaşlar ben e, boş bir karakterle değiştirmek istiyorum. Daha sonra burada film isimine bakalım. Evet arkadaşlar artık 250 filmimizde. Şu anda elimizde. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş parçalaya 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 arkadaşlar. E, web sitesini inceleye inceleye inceleye. En sonunda film isimlerimize ulaşmış olduk. Arkadaşlar e, buradan sonra mesela filmlerin siz... E, <laughs> özür dilerim. E, artık bundan sonra filmlerin mesela e, kaç oy aldığını kaç puan olduğunu siz kendi elinize bulmak bulmak zorundasınız arkadaşlar. Çünkü hepsini göstermek istemiyorum. Kendi isimli, kendi elinize bulduktan sonra da alıştırma yaptıktan sonra artık internetten veri çekmeye çok rahat bir şekilde alışmış olacaksınız. arkadaşlar bir sonraki dersimizde bu internetten veri çekmeye bazı konular var yine. Ya yani bazı alıştırmalar yapacağız. onları devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.